Uzunca bir süredir efsanelerle alakalı bir deney videosu yapmıyordum. Hatırlar mısınız? Bundan yaklaşık 3 ay önce Kanlı Golem efsanesiyle alakalı bir video yapmıştım. O videoda Kanlı Golem'i spawn etmiş ve onunla yüzleşmeyi başarmıştım. Bir de ismini illaki duyduğunuzu düşündüğüm ama videosunu yapmadığım bir efsane daha var. Longleg Steve. Bu varlık Minecraft dünyasındaki tek bir oyuncunun hatalar sonucunda kopyalanmasıyla oluşan bir efsane. Durup biraz düşündüm. Bu iki efsaneyi de aynı dünyada spawn etsek başımıza ne gelebilir? Bugün Minecraft'ın en tehlikeli deneyini yapıyorum. Çayınızı kahvenizi alın, arkanızda yaslanın ve bu manyak videonun keyfini çıkarın. Ama tabii ki de videoya hızlıca geçmeden önce hemen alttan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın dostlarım. Hedefimiz 1.2 milyon diye buna çok çok az kaldı. Yapmanız gereken sadece iki şey var. Bir like ve bir abonelik. Ve eğer bu videoyu sizlerden tam tabana 35 bin beğeni gelirse de bunun benzeri bir deney videosu haftaya kanalda olacak. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yapıştırın like'ları. Ve tabii ki de abone olduğunuzu görmüş olduğunuz gibi isminiz videomda ekranda gözüküyor. Evet dostlarım, şu anda Minecraft'ın 1.12.2 sürümüne giriş yaptım. Bugünkü planım gerçekten fantastik bir plan olacak ve bunu hayata geçirebilirsem ciddi anlamda çok manyak bir şey olabilir. Kanlı Golem efsanesi ve Longleg Steve efsanesi. Aslında bunlar birer efsane ama teknik olarak da bir oyun hatası. Yani Kanlı Golem'de belirli hataları, belirli bugları kullanarak spawn edebildiğiniz bir efsane. Longleg Steve de aynı şekilde. O yüzden bugün ikisini aynı dünyada yaparsak ne olur buna bakacağız. Şimdi öncelikle bir dünya oluşturmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Dünyamızın ismi Longleg Steve artı Kanlı Golem buluşma daha fazla yazamıyorum. Tamam, Longleg Steve artı Kanlı Golem dünyamızın ismi olacak. Oyun modumuzu survival yaptım. Morrowind Options'a geliyorum. Bir tane seed girmemiz gerekiyor buraya. Yani daha rahat olması için. Yani bir tane köylü bir seed buldum. Random bir seed. Yani siz de random bir seed girebilirsiniz. Fark etmiyor. İki efsanenin de bir seed yok. Kanlı Golem'in de bir seed yok. Longleg Steve'i görmek için de bir seed yok. Yani efsanelerde vesaire öyle oluyor ya. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani ben buraya bir seed gireceğim ama bu seed tamamen yakınında bir köy olması için. Şimdi seed'i buraya direkt yapıştırdım. Dan diyorum. Hilelerimiz falan kesinlikle kapalı olması gerekiyor ve direkt ben dünyamı oluşturuyorum. Dostlarım bakın, yine manyak fantastik denenmemiş bir videoyla karşınızdayım. Bugün o iki efsaneyi aynı anda aynı yerde göreceğiz dostlarım bakın. Göreceğiz. Skin'im nerede? A few minutes later. Hah dostlarım, skin'i düzelttim. Sıkıntı yok. Skin'i düzelttim. Şu anda dünyadayız. Bakın zaten daha önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu videoda ben Kanlı Golem efsanesini spawn etmiştim. Kanlı Golem oyunu çökertebilen, bilgisayarınızı bozabilen bir efsanelerden bir tanesi. Çünkü yani bug'lı bir varlık olduğu için oyun bunu kavrayamıyor ve çökebiliyor. Bu çöküş de bilgisayarınıza zarar verebiliyor. Bakın bunlar kanıtlanmış şeyler. O yüzden hani bunları yaparken rahat edelim, hızlıca uzaklaşabilelim diye, oyun çökmesin diye dostlarım bakın yine klasik. Her zaman kullandığım, bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan Forgeverse hilesini şu anda kurdum. Forgeverse hilesi sayesinde bazı şeyleri daha hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Mesela evet, yani dünyanın en güzel şeyi dostlarım X-Ray. Yani bu X-Ray'i gerçekten sunucularda falan kullanmayın ama tek oyunculuğundaysanız ve hızlı bir şekilde malzeme toplamak istiyorsanız X-Ray kullanın dostlarım. Bakın her şeyi görebiliyorum şu anda. Yani kömür, altın, demir, lapis, koyun, koyunlar bile gözüküyor. Öncelikle toplamamız gereken belli malzemeler var dostlarım. Bunları şimdi size sayacağım. 3 tane elmasa ihtiyacımız var. Bunu elmas kazma yapmak için topluyoruz. 30 tane obsidyen ve 73 tane demir demişim. Yani çok fazla bir eşya gerçekten bu. 30 tane obsidyen bakın. 30 tane obsidyen. Çünkü bugün birçok bug yapacağız. Gerçek anlamda bugün oyunu bozacağım. Hani daha önceki videolarımda da evet bozduğum oldu oyunu ama bu sefer harbiden gerçekten oyunu bozuyoruz dostlarım. Bak burada köy var. İşte bu seed'i bu yüzden buraya girmiştim. Çünkü bu köye Kanlı Golem'i spawn edeceğiz. Buradaki bu köylerin hepsinin ismi değişecek oyundaki bug yüzünden. Bayağı güzel şeyler olacak. Şimdi öncelikle direktman hilemden dostlarım bakın. Face break, hızlı kazmayı açıyorum. Aşağı doğru iniyorum ve bir tane taş kazma yapıyorum. Tamamdır, bir tane şimdi hemen taş kazmamı yaptım. Hızlı bir şekilde bir tane taş balta yapacağım. Ve direktman artık aşağı inebilirim. Oğlum ne oldu lan, ben bir şey kazmıyorum. Bloklar kazılıyor dostlarım bakın. Bunu kırıyorum, bu da gidiyor. Daha oyundan videoya başlamadık, direkt bozuldu. Abi direkt demirleri toplayalım. Ne demiştim size dostlarım? 73 tane demire ihtiyacımız var. Yani bir stack'den fazla, 64'ten fazla demire ihtiyacımız var. Bu demirler niye ihtiyaç? Çünkü demir golem spawn edeceğiz. Yani bunu eski videoyu izleyenler hatırlarlar. Ben buraya birkaç tane fırın yapacağım. Buranın koordinatını da almamız gerekiyor. Bu sefer dostlarım ben hile kullanıyorum çünkü hızlı olmasını istiyorum. Şimdi yarım saat, bir saat 73 tane demir toplamaya uğraşacağım. Ondan sonra elmas, obsidyen falan hiç çekilecek dert değil yani, çile değil. O yüzden direkt ben bugün hızlı bir şekilde hilemiz sayesinde yapacağız bunları ama öyle bir şey, şöyle bir sıkıntı var ki kömürüm yok. Evet, kömür gerekiyormuş. Biraz da kömür var mı hocam? Oo, tepemde full kömür var. Dur şu kömürleri toplayacağım. Daha önce bakın bu yapacağım şeyi Billy ve Ken Sleep efsanesinde denemiştik. Billy ve Ken Sleep efsanesini aynı dünyada spawn etmeye başarmıştık. Onu da şu an bakın fotoğraf ekranda çıktı. Çıkan kartlarda da var, izleyebilirsiniz. O odada da manyak şeyler olmuştu. Bakın ben bu odada da garip şeyler olacağını düşünüyorum. Longleg Steve aslında şunu bilgi de vereceğim bak. Longleg Steve ilk defa görüyorsunuz. Daha önce videosunu çekmemiştim. Kanlı Golem'i nasıl çağırdı dediğimizi gösterdim ama Longleg Steve'in videosu kanala ilk defa gelecek. Daha önce bir shorts yapmıştık ama o shorts komik, parodili bir şeydi böyle. Komedili bir şeydi. Ama bu sefer gerçekten çok iyi araştırmalar yaptım ve şunu da öğrendim dostlarım. Biliyorsunuz ki Minecraft'ın bütün efsanelerinin böyle yazılarının yazıldığı bir tane internet sitesi var. Minecraft Creepypasta Fandom Wiki diye ve orada ben yüzlerce, binlerce creepypastanın yazısı var. Nasıl ortaya çıktığı, ne yapabildiği,
girdiği, kimin dünyasına girdiği, kimin dünyasından çıktı vesaire. Bu yazıları hep oraya yazıyorlar. Ama Longleg Steve'in creepypasta yazısı creepypasta sitesinden kaldırılmış. Yani orada şu anda Longleg Steve'in yazısını bulamıyorsunuz. Kaldırılma sebebini araştırdım ama bulamadım. Ama daha önce orada bir Longleg Steve creepypasta yazısı olduğuna eminim yani, ama kaldırılmış. Bunun sebebini ne olabilir? Siz yorumlara yazın. Niye Longleg Steve kaldırıldı? Yani birileri mi engelledi? Birileri bilinmesini istemiyor muydu Longleg Steve efsanesinin, Minecraft'ta bulunduğuna dair bilgilerin öğrenilmesini istemiyor muydu? Bakın, bu da olabilir yani. Belki de bunu Mojang kaldırmıştır. Bunu bilemeyiz. Öyle bir durum var ve bu durum benim çok dikkatimi çektiği için ben Longleg Steve'i bayağı bir araştırdım. Longleg Steve dostlarım, iki tane bakın. Yani kendi oyuncunuz var. Mesela şu an benim bu kendi Minecraft karakterim. Minecraft karakterimi kopyalayacağım. Evet, bunu şu anda söylüyorum ama daha Longleg Steve'i çağırmamız da var, çünkü ilk olarak kanlı golem efsanesini spam edeceğiz. Ondan sonra Longleg Steve'e geçeceğiz. Ama olayı tam olarak şu. Görmüş olduğunuz bu Minecraft karakterimi kopyalıyorum abi. Aynen öyle. Boyutlar arası kullanacağım bir bug sayesinde, ki bunu kanlı golemde de kullanacağız. Kendi Minecraft karakterinden iki tane yaratacağım. Ondan sonra başka bir hesapla Minecraft bu dünyaya katılacağım ve iki tane Minecraft karakterimi de oluşturdum, kopyaladım. Bu dünyada görebileceğiz. Manyak bir şeyler olacak. Yani hani oh my god man. Anlıyorum. Yeterli kadar kömür topladığımı düşünüyorum. Şimdi bak, demirler burada pişsin. Daha benim demiri de toplamam gerekiyor. Dostlarım, ben bunları bir iyice toplayayım. Ondan sonra sizlerleyim. Şu anda yeteri kadar demiri topladım. Bakın, bütün demirlerim şu anda burada pişiyor. 73 tane demiri hallettik. Bakın, bundan Iron Golem spawn etmek için. Çünkü Iron Golem'i spawn edeceğiz. Ondan sonra o bizi öldürecek, bir şeyler olacak. Nether'da bir tane daha spawn etmemiz gerekiyor. Nether demişken evet. Şimdi bir de elmas bulmamız lazım dostlarım. Elmas da bakın, direkt X-ray'imi açıyorum. Ve X-ray'imi açtıktan sonra aha elmas. Wow man diyorum ve direktman elmas almaya gidiyorum. Eğer sizin fikriniz varsa böyle hangi efsaneleri birleştirebilirim, yani şu efsaneleri bu efsaneyi birleştirebilirsin, güzel olur, bunu yapabilirsin tarzında böyle. Fikirleriniz falan varsa mutlaka yorumları da şu anda videoyu durdurup yazın. Yani kafamda benim var da birleştirebileceğim aynı dünyada spam edebileceğim efsaneler. Mesela Wilder'ın Minecraft sürümü var. Bu sürümde düşünsenize, mesela bir dünya oluşturuyorum ve bu dünyanın içine Billy'nin region dosyasını atıyorum. Belki Billy ve Wilder aynı yerde olabilir. Bu tarz videolar kafama geliyor ama sizlerin isteği doğrultusunda yapmak istiyorum. O yüzden mutlaka yorumlara belirtin. Hem elmasları da bulduk hocam. Hem de bayağı elmas bulduk. Oo, 6 tane mi? Çok iyi. Ama şimdi hile açtık ya dostlarım. Bundan fazlasını yapmayalım. Yani hileli kazandığımız her şey güzel olmaz yani. Bunlar böyle şeyler. Tamam, 6 elmas. Direktman kazmamı yapıyorum. Kazmam da hazır. Şimdi bir de ne kaldı hocam? Obsidyen. En sevmediğim şey bak, Minecraft'ta en sevmediğim şeyler listesi top 5. Birinci sırada player 291 478 5 var. En çok sevmediğim Minecraft'taki şey player. İkinci obsidyen kazmak. 3 4 5'te dostlarım Villar. Villar'ı hiç sevmiyorum. Villar benim bilgisayarımın ağzını etti yani. O yüzden Villar'dan da nefret ediyorum. Bir dakika, direktman hilemde free cam'i of en sevdiğim şey ya bak. Bir de full bright açacağım dostlarım, izleyin. Full bright'ı da açtım. Aha mesela su neredeymiş? Aa su burada varmış. Tamam, direktman suyu aldım. Galiba bir lava havuzuna, aynen lava havuzuna direktman suyu dökersem orada obsidenler oluşabilir ama 30 tane obsidyen toplamamız gerektiği için bu birazcık sıkıntı dostlarım yani. O kadar obsidyeni nereden bulabilirim bilmiyorum. Bu obsidyenler de aslında birkaç tane farklı Nether portalı oluşturabilmek için. Çünkü hem Longleg Steve'de Nether portalını kullanacağız, hem de Kanlı Gören'de de bunu kullanacağız. O yüzden ikisinde de kullanmamız gerektiği için de tabii biraz da obsidyen toplamamız gerekecek. Bak şu an 40 tane demir oldu. Hatta 64, tamam. Geriye kaldı sadece 8 tane demirim. Bunları topladıktan sonra 70 tane demir oluyor ve demirleri toplamış oluyoruz. Bir de tabii bal kabağı toplamamız gerekiyor. Bal kabağını unuttum. En az abi 2-3 tane bal kabağı toplamamız gerekiyor ki bu seed'de bal kabağı var. O yüzden sıkı taşımayız. Bak mesela şimdi şuraya direktman. Aynen öyle döktüm abi. Çok iyi. Şimdi bunları bir toplayayım. Evet dostlarım, hızımı alamadım. 30 tane obsidyen değil, 41 tane obsidyen topladım. Bakın hızımı alamadım. Belki bir portal daha yaparız diye çok gaza geldim. Çünkü çok kolay dostlarım bakın obsidyen kazmak. Galiba toplamam gereken bir malzeme kalmadı madende. Bunları da alacağım. Yeterli kadar demirim de var. Bunları da topluyorum ve yukarıya çıkıyorum. Ve şimdi gerçekten beni korkutan, Minecraft'ımın çökmesini sağlayan ve tam olarak nasıl bir varlık olduğunu çözemediğim kanlı golemi ilk olarak bu dünyada spamleyeceğiz. Onu hallettikten sonra ise Longleg Steve, yani uzun bacaklı Steve efsanesine geçeceğiz. Tam olarak olay böyle olacak. Bakın bu arada bunu tekrarlıyorum dostlarım. Minecraft'ta ikisi de, yani hem Kanlı Golem hem Longleg Steve, oyunun belli bugları ve açıkları sayesinde oyunda var olan entitiler. Ve bunlar zamanla efsaneleşiyorlar ve bu şekilde internette biliniyorlar. Daha önceki videolarda size bahsetmiştim. Kanlı Golem aslında bundan yıllardır önce kötü bir golem olarak oyuna kodlanacak bir varlıktı. İsmi Kanlı Golem değildi tabii ki de ama farklı bir kod adı vardı. Bu kod adı ise Entity IG666 idi. Bakın şu an fotoğrafları ve videolarını ekranda görüyorsunuz. Biz daha önce bu Kanlı Golem'i spawn etmiştik. Bunu başarmıştık. Bundan belki 2-3 önceydi. Ama o zaman cidden korkuyordum. Bu kadar cesaretli değildim. Bilgisayarıma bir şey olabileceğinden dolayı direktman çok fazla üstüne gitmemiştim ama bugün ne olursa olsun bakın. İsterse bilgisayarımdan böyle dumanlar çıksın, bilgisayarım havaya uçsun. Umurumda bile değil. O Kanlı Golem'miş, Longleg Steve'miş. Bugün o ikisini şöyle yan görmeden uyku uyumak çok dostlarım. Yukarı çıkıyorum. Let's go! Oh be, sonunda gün ışığı. Dostlarım D vitamininden eksik kaldım. Şimdi bakın, 42 tane obsidyenim tamam. Demirlerim de tamam. Burada bunları da görüyorsunuz. Onun dışında kazmam da tamam. Her şeyim tamam. Benim bir tane çakmak yapmam gerekiyor. Çakmak. Gravel gerekiyor bunun içinde. Gravel buralarda bir yerde var mı? Kesin burada vardır. İçime doldu. Kesin burada vardır. Var. Bir tane.
Bir oha çıktı. Öncelikle hemen bir tane hemen çakmağımı yaptım. Çakmak gerekli. Portalı neyle aktif edeceğiz? Çakmakla. Bunu yaptıktan sonra bir de bal kabağı bulmam gerekiyor. Bal kabağı yani bakmıştım size şu köyün tarafındaydı. Bu tarafındaydı galiba. Bal kabakları vardı. Bir dakika oraya bir gideceğim. Orada büyük ihtimalle bal kabağı olabilir. Oğlum burada bir yerde vardı bal kabağı. Neredeydi ya? Bulamıyorum. Köyün bu tarafında. Evet. Dostlarım vallahi bal kabakları. Aa buldum. Burada. Tamam. Bayağı da bir bal kabağı var. 1 2 3 4 5. Oo! Golem ailesi bile kurabilecek kadar bal kabağı çıkardık. Şimdi dostlarım, o zaman kanlı golem efsanesini spawn etmek için yapmamız gerekenleri yapmaya başlayalım. Bunu bir köyde yapmamın sebebi dostlarım, mesela ben bu bug'ı köyde yaptığım zaman o tankın içinde bulunan köydeki tüm varlıklar, atıyorum köylüler ve farklı entitiler de bug'a giriyor. Mesela köylerin ismi de Entity VL66 öyle bir şeyle değişmişti galiba. Şu an ekranda görüyorsunuz yine önceki videodan. O yüzden bu köyde bunu yapıyorum. Belki o köylülerden falan da bir değişik bir varlık falan çıkabilir, etrafta görebiliriz vesaire diye. Şimdi bakın direktman şurada yapalım mı? Bekleyin bak. Direktman şu evin önünde bir tane golem spawn ediyorum. Tamam şimdi bakın direktman buraya geldim. Bir tane golem spawn etmek için kaç tane demire gerekiyor? Hemen kaç tane demir bloğu gerekiyor? Direktman yorumlara yazın. Kaç tane demir bloğuyla bir tane ayrı golem spawnlayabiliriz? Hemen durdurup video yorumlara yazıyorsunuz. Hemen 1 2 3'ü yaptık. 4 5. 5 tane mi gerekiyor? 1 2 5 tane gerekmiyor dostlarım. Bak 4 tane gerekiyormuş. Tamam şimdi bakın bal kabağı da buraya yok. Bir dakika neden olmadığını anladım. Bekleyin dur. Neden olmadığını anladım şundan dolayı. Bir daha koydum ve golemim spawn oldu. Şimdi bakın bu benim kendi golemim dostlarım. Minecraft'ta belirli golemler var. Mesela villager golem diye geçen bir golem var. Bu villager golem köyü koruyan bir golem. Yani ben burada mesela burada bir villager golem olsaydı, bu köyü koruyan bir golem olsaydı, ona vurduğum zaman o da bana geri saldıracaktı. Ama bu benim golemim olduğu için bakın görmüş olduğunuz gibi ona vursam bile ne kadar istediğim kadar vurabilirim. Bana hiçbir şekilde saldırmıyor. Çünkü bu golemi ben spawn ettim. Ama bu köyü koruyan bir golem olsaydı bu bana saldırırdı. Çünkü amacı hedefe görevi köyü koruma. Ama bunun bir bug'ı vardı biliyorsunuz ki. Bugün daha önce size göstermiştim. Bu golemin bana vurması için yapmamız gereken belirli şeyler var. İşte biz de bu bug'dan yola çıkarak zaten kanlı golem efsanesini ortaya çıkaracağız. Bakın bu golemin yanındayken, tam olarak bu golemin bulunduğu bölgenin yanındayken, buralarda falan 25 kere F3 A spam yapmam gerekiyor. 25 kere F3 artı A tuşuna böyle basıyoruz. 23 kere. Bu çankları yenilememizi ve oyunu o anda sürekli yenilememize sıfırlamamız gerektiği için yapacağız. Ve bunu yaparken de bir anda alt F4 çekeceğim. Bir anda şak diye alt F4 çekeceğim. Ve oyuna girdiğim zaman bu golem bana saldırabilecek. Şimdi bakın dostlarım yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ama bir dakika ya bu gidiyor ki yarımdan gidiyor. Bir dakika bunu kapamamız lazım dostlarım. Yanında olmam gerekiyor bunu yaparken. Yani böyle olmaz. Golem bak böyle gidersen biz bu işi yapamayız. Beni kanser edersin. Dur dur oturduğun yerde şurada 2 dakika bekle tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hop alt F4'ü çekin dostlarım. Alt F4'ü çaktım. Görmüş olduğunuz gibi direkt bana oyun kapandı. Şimdi aslında bakın daha önceki kanlı golem videosunda ben dünyamı oluştururken oyunu hardcore'da oluşturuyordum. Ama bu sefer bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü Long Legs Steve efsanesi bu şekilde tetiklenebilir. Yani istemeden onu spawn etmek için yapacağımız işlemleri bozabiliriz. O yüzden normalde dediğim gibi kanlı golemi spawn etmemiz için, kanlı golemi oyunda görmek için direktman daha dünya oluştururken oyunumuzu hardcore modda oluşturmamız gerekiyordu. Ama bu sefer farklı bir işlem uygulayacağız. Bakın şu anda hardcore'da oluşturmadım. Şu zamana kadar oyunu hardcore'da oynamadım. Şimdi ise bir program sayesinde oluşturduğum dünyayı hardcore'a çevireceğim. Bayağı bir karışık biliyorum, kafanız birazcık böyle yanmış olabilir ama yavaş yavaş izlerseniz anlayacağınıza eminim. Kullanmamız gereken program MBT Explorer. Zaten bunu birçok böyle efsane spam ettiğim veya oyunu bozmaya çalıştığım zamanlardaki çektiğim videolarda vesaire bu programı sürekli kullanıyordum. Bu program sayesinde dünyamızdaki belirli şeyleri oyunun izni olmasa bile değiştirebiliyoruz. Bakın şu anda mesela az önce oluşturduğum bu kanlı golem artı Long Legs Steve dünyasının oyun dosyalarındayım. Yani oyun verilerinin içerisinde düzenleme yapabildiğim bölgedeyim. Bakın burada mesela şu kısımda hardcore var, gördünüz mü? Buradaki hardcore 0. Yani şu an burada 0 yazıyor. Ben bunu 1 yaptığım zaman tıklıyorum ve buradan bunu 1 yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu hardcore 1 oldu. Yani şu anda dünyamız hardcore oyun moduna geçti. Az önce oyunu F3'e yaptıktan sonra alt F4'te kapattık. Şimdi oyunumuzu hardcore yaptık bu program sayesinde ve tekrardan aynı dünyaya giriş yapıyorum. Şimdi olması hardcore olması gerek oyunun. Evet hardcore olmuş. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda kalplerinden de anlayabilirsiniz. Kalpler böyle değişik olursa ki bu bilinki hardcore'dur. Şu anda oyunu ekstra bir program sayesinde hardcore çevirmeyi başardım. Bunu yapmamın sebebi dediğim gibi Long Legs Steel efsanesini de bu dünyada spawn etmemden kaynaklı. Ya onu da spawn edeceğiz. O yüzden bunu yapmamız gerekiyordu. Oyunu en başta normal bir şekilde açmamız gerekiyordu. Hardcore'da değil. Ve şu anda bunu yaptık. Ve az önce yaptığım F3 spamı ve alt F4'ten sonra bu Iron Golem beni öldürmeli. Beni öldürmesi gerekiyor. Deneyelim bakalım öldürecek mi? Lütfen öldürsün. Bismillah. Deniyorum. Yes!
herkes öldürüyor. Aynen öyle abi, bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda kendi yarattığım Iron Golem beni öldürdü. Borulu Iron Golem tarafından öldürdü. Normalde ne oluyor dostlarım? Hardcore'da ölürseniz bak iki tane seçenek var. Yeniden doğamıyorsunuz. Dünyayı izle var ve dünyayı sil var. Biz burada ne yapacağız? Bunu da daha önce size göstermiştim. Dünyayı izleyeceğiz. Bakın dünyamızı izleyeceğiz. Ve şu anda Spectate'deyim görmüş olduğunuz gibi. Köy burada. Oyuna tekrar geri dönmenin bir yolu var. Ve bu yolun aynısını şimdi yapacağım. Direktman bunu canlı canlı sizlere göstereceğim. Şu anda oradaki golemin bozulması gerekiyor. Oradaki golemin bozulmuş olması gerekiyor. İsminin falan değişmiş. Hatta böyle bir isim oluşması gerekiyor üzerinde. Entity IG666 gibi bir şey olması gerekiyor. Bir kod adı çıkacak. Bak direktman game mod survival diyorum. Lan dur da alanı paylaşmadık ki, bir dakika. Şu an dünyayı izliyorum ya. Dünyayı izle dedim. Şu an dünyayı izliyorum. SC'ye basıyorum dostlarım. Bakın buradan open the land. Yarı dağda paylaş seçeneğine tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra da bakın buradan hileleri aktifleştirmem gerekiyor. Bu hardcore dünyanızda kullanabileceğiniz bir hile gibi bir şey aslında. Öldükten sonra dünyayı izle diyorsunuz. SC'ye basıp yarı dağda paylaş diyorsunuz ve buradan hileleri açıp dünyanızı start land world diyorsunuz ve şu anda bakın deniyorum. Game mod survival hop. Oyuna geri döndüm. İşte tamamen bu kadar kolay. Bunu yaptıktan sonra da şimdi o golemin yanına gideceğiz. Oğlum buraya ne olmuş? Ananı avradını. Aç kilavrayı. Oğlum bir salın lan beni. Bu ne? Zombi sürüsü. Allah öleceğim. Hayır. Goleme vurma. Göleme sakın vurma. Kilavrayı kapat. Dostlarım her şey birbirine girdi. Bir dakika dur. Karışmam lazım. Çok karıştı şu an ortalık. Aksiyon dozajı. Bakın olmuş. Bakın görmüş olduğunuz gibi golemin ismine bakın. Entity IG666 olmuş golemin ismi. Bir dakika dur. Dostlarım bunları temizlemem lazım. Sıkıntı yok. Baltamı verin bana gerisini boş verin. Abi şu anda bütün bu zombiler oyunumu baltalıyor ya. Lan bir gidin artık ya. Bir defolun ya. Zombi silahsız videosu çekiyoruz sanki ya. Her tarafta zombi. 100 tane zombi spam olmuş. Bu kadar zombi ben hayatımda görmedim. Sonunda sabah oluyor. Sen de öldün. Tamam. Bunları öldürdük dostlarım. Sıkıntı yok. Şimdi bizim bu golem nerede abi? Umarım goleme bir şey olmamıştır. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu golemin şu anda ismi Entity IG666. Bana saldırıyor mu? Saldırmıyor, tamam. Saldırmıyorsun değil mi? Çok iyi. Tamam. Saldırmıyor dostlarım. Çıkma. Sen oradan bir çıkma. Dur bakayım, çık oradan. Tamam. Sen burada bir kal önce. İşte bu da aslında yaptığımız bug sayesinde oluşan bir şey. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu goleme oyun direktman bir isim verdi. Demek ki böyle bir şey daha önce kodlanmış. Biz hardcore modda bu goleme, yani kendi oluşturduğumuz goleme bir şekilde kendimizi öldürttük belirli hileler sayesinde ve ondan sonra tekrardan oyunda doğmayı başardığımızda buradaki bu golemin adı Entity IG666 olarak değişti. Şimdi bu yapmış olduğum işlemlerin aynısını Nether'da yapmam gerekiyor. Ve ardından boyutlar arası oluşan bir bug sayesinde de kanlı golem efsanesini ortaya çıkarmayı başaracağız. Portalı nereye açayım? Şuraya bir yer açabilirim. Lan hepsi demirin nerede? Hayır. Ağlarım. Evet dostlarım, kendi aptallığımdan dolayı itemlerini insan bir sandığa koyar değil mi? Hayır abi, ben öyle bir şey yapmadım ve o yüzden itemlerim yok oldu öldüğüm için. Bu moblar hep salak moblar yüzünden oldu her şey. Şimdi bekleyin. Flight'ı kapatıyorum, bunları da kapattım. Bayağı bir nopisten kazdım, bayağı uğraştım 10-15 dakika ama yine kazabildim X-ray sayesinde. Dostlarım bakın şimdi baştan bir özet geçeceğim. Tamam bak, burada şu anda bu demir golemi görüyorsunuz. Bu demir golemin ismini Entity IG666'ya dönüştürdü oyun. Yaptığımız buglar yüzünden. Şimdi bu yaptığımız bugların aynısını Nether'da yapmamız gerekecek. O yüzden en son ben portal açacaktım hatta şurada. O havada kaldı. Direktman burada gidip bir portal açmam gerekiyor. Bu portalı oluşturalım. 1-2 hop. 1-2-3 1-2-3 1-2 tamam. Portalımızı aktifleştirdim. Nether portalımızı oluşturduk. Direktman Nether'a giriyorum. Selamun aleyküm. Evet şu an Nether'dayım görmüş olduğunuz gibi. Ve burada da dostlarım aynı işlemi yapacağım. Birazcık boşluk yaratacağım hatta şöyle. Güzel bir boşluk yaratalım. Tamam, burası iyi bir bence bölge oldu. Şuraya da şöyle bu şekilde yapacağım. Ondan sonra dostlarım buraya geliyorum, bakın burada tekrardan bir tane golem spam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Şunları da kırayım da golem spam olmayabilir. Şunları da kırıyorum. Kafasına bal kapağını koyuyorum ve golemi spam ettim. Bak bu goleme de vurduğum zaman bana saldırmıyor, doğal olarak hiçbir şekilde saldırmıyor. Aynı şeyi bir daha yapacağız, tamam mı? Aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Alt F4. 25 kere yapmanız yetiyordu. Bak yine Alt F4 yaptım oyunu, kapattım. Şimdi oyuna tekrar girdiğim zaman golem bana saldıracak. Tekrar dünyaya girdim. Az önce bizim oluşturduğumuz golem bize saldıramıyordu. Selamünaleyküm. Oha, yavaş hayvan. Biraz yavaş ya. Bu kadar da mı insana hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya? Şimdi bakın tekrardan burada Spectate World diyorum. Şimdi biz bu işlemleri hem normal dünyada hem de Nether'da yaptık. Yani boyutlar arasında manyak üstü bir bug oluşturduk. Şu anda da bakın tekrardan SC'ye basıyorum. Open the land seçeneğine tıklıyorum. Buradan Allow Cheats, yani hileleri aktifleştire evet diyorum ve Start Land World diyorum. Tekrardan Game Mode Survival'a geçiyorum. Selamünaleyküm, geldim. Şimdi tekrardan Nether'a gitmeye çalıştığımda olacakları izleyin dostlarım.
Bakın direktman portala doğru buradan gideceğim. Oyunun çökmesi gerekiyor yani. Direktman Nether'a girmeye çalıştığımızda oyun crashlenecek. O zaman dostlarım hazırsanız sadece izleyin. Bakın şimdi izleyin. Yes, let's go! Çöktü. Oyun çöktü. Let's go. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Tekrardan dünyaya giriyorum. Nether'da olmam gerekiyor. Nether'dayım. Güzel 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 güzel. Şimdi bakın buradaki golemin yok olması gerekiyor. Evet! Golem yok olmuş dostlarım. Şu anda bakın eğer köye dönersem kanlı golem o köyde %95 ihtimalle spawn olacak. Köyü yakacak. Köyün belirli bir yerinde gözükecek. Dev kırmızı büyük bir kanlı golem ortaya çıkacak ve kanlı golemle yüzleşmiş olacak. Zaten geçen bölümde bunu yapmıştım. İlk kanlı golem videosunda ben direktman buradan sonra bu işlemleri yaptıktan sonra köye dönmüştüm ve köye döndüğümde ise birazcık gezdiğimde kanlı golemi fark etmiştim. Bir 10 dakikalık bir gez, yani etrafa bir bakmıştım 10 dakika boyunca. Hatta köylülerin isimleri değişmişti. Bakın şu an ekranda bunları da görüyorsunuz. Ama bu sefer işte bu videoda farklı bir şey yapacağız dostlarım. Yani ben şimdi eğer bu portaldan tekrar geçersem bakın. Nether portalından tekrardan geçip köye gidersem kanlı golemi aktifleştirmiş olurum. Yani o çank aktifleşmiş olurum. Ve o çank aktifleşirse de kanlı golem büyük ihtimalle spawn olacak. O yüzden biz bu videomuzda Long Lake Steve'de spawn etmeye çalışacağımız için hiç bu portala girmiyorum. Bakın bu portalda asla bir işim yok. Ama şunu yapmam gerekiyor. Bakın şu anda sohbet kısmına bir tane koordinat yazdım. Görmüş olduğunuz gibi 23.76.14. Bu koordinat şu anda bulunduğum alanın direktman koordinatı. Ve şöyle bir şey var biliyorsunuz ki Nether'da gittiğiniz bir tane blok, yürüdüğünüz bir blok normal dünyada 8 bloğa eşit. Yani Nether'da 8 kat daha hızlısınız diyebilirim. Bu şekilde özetleyebilirim. Bize şimdi köyün koordinatını bulmamız için 23'ü 8'e çarpmamız gerekiyor ve 14'ü de 8'e çarpmamız gerekiyor. Hemen çarpalım. 23 ile 8'i çarpıyorum direktman. Hop. 184 abi. 184. 76. 14'ü de 8'e çarpalım. 14 çarpı 8. Kaç yaptı hocam? 112. Evet. Bu tam olarak bizim kanlı golemi spawn ettiğimiz, oraya gittiğimiz zaman, çanka girdiğimiz zaman spawn olacağı köyün koordinatı 184, 76, 112. Bunu bir chat'e yazayım çünkü bu bize lazım olacak dostlarım. Hatta bunu direktman kayıt da alayım. Tekrarlıyorum. Eğer bu portaldan içeriye girersem o çanka aktifleştirmiş oluruz, aşmış oluruz ve bu yüzden de kanlı golem spawn olabilir. Ben bunu şu an istemiyorum. Bu sebeple hayvan gibi uzaklaşacağım dostlarım. Bakın bayağı bir bu portala hiç dokunmuyorum ve devam ediyorum hiçbir şekilde. Burayla işim yok. Çünkü amacım kanlı golemle Long Lake Steve efsanesini aynı anda görebilmek. Bakın farklı bölgelerde değil. Yani Long Lake Steve farklı bir çanta olursa bu iste diyeceğimiz bir şey olmaz. Şimdi az önceki portaldan oldukça fazla bir şekilde uzaklaştım dostlarım. Buraya yeni bir tane Nether portalı oluşturuyorum, tamam mı? Bayağı uzak bir yerdeyim şu anda. Nether'da yürüdüğümüz bir blok normal dünyada 8 bloğa eşit, yani bunu da gözünde bulundurmamız gerekiyor. Yani o az önceki kanlı golemi spawn edeceğimiz köyden oldukça fazla bir şekilde uzaklaştık. Ciddi anlamda bence bir 1000 blok falan uzaklaşmışızdır diye tahmin ediyorum. Direktman portalı yakıyorum ve normal dünyaya geri dönüyorum. İşte şimdi ise Long Lake Steve efsanesini oyunda spawn etme yöntemlerini size göstereceğim. Bölge yükleniyor. Tamam, şu an bayağı ciddi anlamda uzaklaştık. Dostlarım şimdi ise yapmamız gereken şey Long Lake Steve efsanesini spawn etme. Kanlı golem şu anda o köyde bulunuyor. O köyde duruyor. Yani eğer o köyde ben çan kaçarsam ve o köye girdiğimi oyunu algılarsa kanlı golem bir yerlerde spawn olabilir. Ama şu anda bizim Long Lake Steve'i spawn etmemiz lazım. Ondan sonra köye gideceğiz. Yani ikisini bir arada görmek için. Yapmamız gereken ilk şey şimdi size gösteriyorum. Bakın direktman tekrardan Nether portalına doğru ilerliyorum. Gidiyorum yavaşça. Tam yükleme ekranı geldiğinde oyunu alt tab yapacağım. Alt F4 ile alt tab. İzleyin. Alt tab abi. Direktman alt tab atıyorsunuz oyunu. Şu an oyunu 6 aldım. Şimdi bunu yaptıktan sonra da ekstra bir Minecraft çalıştırmamız gerekiyor bilgisayarımızda. Az önceki Minecraft aşağıda duracak. Şu anda oradaki Minecraft bug'da. Yani ben şu an yükleme ekranında bekliyorum. O şekilde duruyor. Ve şimdi başka bir Minecraft'la aynı dünyaya tekrardan giriş yapacağım. Yani iki tane Minecraft çalıştıracağız. Aynı dünyaya farklı bir Minecraft'a giriyorum. Bakın hatta burada şu anda Minecraft'a girmeye çalıştığımda bu kullanıcı olarak zaten oyuna katıldın gibi bir şey söylüyor. Ama buna yine de başlat diyoruz ve oyunu başlatıyoruz. Şu anda farklı bir Minecraft'tayım. Aynı dünyaya giriş yaptım. Neyse oldu. Oldu dostlarım, oldu. Bakın ne demiştim size, hatırlayın. Long Lake Steve efsanesini oyunda var etmek istiyorsak karakterlerimizi, yani oyun içindeki tek karakterimizi kopyalamamız gerekiyor demiştim. Ben ne yaptım az önce? Tam portala girdiğim anda, yükleme ekranı geldiği anda oyunu alt taba attım ve yeni bir Minecraft oluşturdum. Ve bu Minecraft'a girdiğimde ise dünyaya, aynı dünyaya girdiğimde karakterimin Nether'da olduğunu gördüm. Yani buradan şunu anlayacağız. Bakın şu anda hem normal dünyada bir karakterim var. Oyun şu anda bunu bu şekilde algılıyor. Hem normal dünyada overworld'de bir karakterimi bıraktım. Hem de şu an Nether'dayım ve burada bir karakterim var. Şimdi ne yapıyorum dostlarım biliyor musunuz? Direktman bu sefer bir tane daha Minecraft çalıştırıyorum. Yani olaylar azıcık bayağı bir kızıştı yani. Bayağı bir karıştı. Ne olduğunu bilmiyorum. Anlayabiliyor musunuz? Anlayamıyor musunuz? Yorumlara yazın şu anda. Ama çok basit düşünecek olursak hem şu an normal dünyada, yani portalın ötesinde bir karakterim var, hem de portalın burasında burada bir karakterim var. Yani şu anda toplamda bu dünyada iki tane karakterim var. İki ayrı Minecraft'ta iki tane ayrı karakter. Şimdi ise üçüncü Minecraft'ı açacağız. Ama bunu farklı bir kullanıcı ismiyle yapmamız gerekiyor. Onu yapmadan önce de bakın ESC'ye basıyorum. Open lan. Yaralarda paylaş seçeneğine tıklıyorum. Buradan hileleri aktifleştire tıklayabilirim. Yani gerekli olabilir. Ve tekrardan bir yaralar dünyası oluşturuyorum. Şu an yaralar dünyası oluşturdum. Peki bunu niye yaptım? Çünkü şimdi üçüncü Minecraft'ı açacağız ve üçüncü Minecraft'tan bu dünyaya başka bir oyuncu olarak katılacağız. Direktman sunucuya giriş yapar gibi bu dünyaya giriş yapacağız. Abi cidden çok merak şeyler olacak.
Dostlarım şu anda sıfırdan bir Minecraft oluşturdum. Bakın sıfırdan bir Minecraft açtım. Yani üçüncü Minecraft açtım. Ve bu üçüncü Minecraft'ta adım farklı bir isim. Yani çünkü aynı isimle kendi yerel dünyama katılamam. Oyun buna izin vermez. O yüzden bambaşka bir Minecraft hesabıyla üçüncü Minecraft'la şimdi o dünyaya tekrardan lan üzerinden gireceğim. İki karakterimiz de kopyaladık. Bir karakterimiz Nether'da, bir diğer karakterimiz normal dünyada ve karakterlerimizi kopyalamayı başardık. Bu zaten bunu şimdi size canlı canlı göstereceğim. Ama önce yapmamız gereken şey render distance'ımıza bayağı bir kısmak. Bunu niye yapıyorum? Çünkü bakın şu an Mouthpeed yakındayım ve görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada ne yazıyor? Boralı Long Leg Steve artı kanlı golem. Yani Lumworld. Şu anda yerel ağda dünyamı paylaşmıştım ya az önce. Farklı bir Minecraft'tan bu dünyaya yerel ağ ile katılabiliyorum. Yani ortalık iyice karıştı. Bakın Minecraft'ı şu an tamamıyla bozacağız. Yani cidden onda direktman Minecraft bozulacak. Çok manyak şeyler olacak birazdan. Direkt farklı bir isimle ve farklı bir kimlikte, farklı bir Minecraft'la bu lan dünyasına katılıyorum. Girecek mi çok merak ediyorum. Girmesi gerekiyor. Denemiştik daha önceden. Girecek mi? Hadi oğlum gir bak. Yap giriyor. Giriyor. Girdi. Dostlarım girdi. Bakın şu anda sıfırdan bir oyuncu gibi buraya girdim. Bu çankları kısmamın sebebi bakın. Şurada köy var dostlarım. Ve o köye asla ve asla girmemem gerekiyor. O köye girersem kanlı golem orada spawn olabilir. O yüzden bakın çankları kısmama sebebi buydu. Az önce oluşturduğum portal var ya bir tane, normal dünyaya döndüm sonra tekrardan geri gittim. O portal oluşturduğum yere gitmem gerekiyor ve size iki tane karakterimi de canlı canlı bu videoda göstereceğim. İyice uzaklaşacağım dostlarım. Şöyle dönüş yapacağım. Buradan böyle gideceğim. Oranın koordinatını almıştım zaten ve direkt ben şimdi o portala doğru yolculuk yapacağım. Kanlı golemi hallettik. Şimdi sıra Long Leg Steve'de. Dostlarım şu anda bakın koordinata gelmek üzereyim. Az önce oluşturduğum normal dünya portalı var ya, uzaklaşıp oluşturmuştum. Oraya gelmek üzereyim ve şimdi direktman size iki tane boruluyu canlı canlı göstereceğim. Bakın karakterimi kopyalamayı başardığımı düşünüyorum. Yani ekstra eksik bir şey yapmadım. Şu an koordinata iyice yaklaştı. Ay portalı gördüm. Portalı gördüm. Orada bakın bir borulu olması gerekiyor. Bakın az önce ben oyundan çıkarken, oyunu alt tabağa atarken Nether'daydım. Hatırlarsınız ki. Bir karakterimin normal dünyada olması gerekiyor. Bir karakterimin de Nether'da olması gerekiyor. Evet bakın orada bir karakterim var. Dostlarım orada olmuş. Bakın orada şunu da göstereyim. İsmim Borulu 1. Olmuş! Bakın işte dostlarım dediğim başardık. Tek oyunculuğunda iki tane karakter kopyalayabildik biz şimdi ama tabii ki de Nether'a gidip onu da kontrol etmemiz gerekiyor. Bakacağım. Bakın dostlarım Borulu işte buradayım. Buradayım, let's go. Şimdi Nether'a giriyorum, bakın Nether'ın içinde de bir karakterim olması gerekiyor. Karakterimi kopyalamayı başardım. Long Leg Steve'i bu şekilde spamlayabilirsiniz. Let's go! Let's go! Bakın en son bıraktığım karakterim de hala daha burada duruyor. Hala daha burada duruyor. Hala daha burada duruyor. Şimdi dostlarım bakın öncelikle yapmam gereken şey bu karakterim, yani Borulu karakterimi normal dünyaya götürmek olacak. Çünkü buradaki bu Borulu karakterinin oyuncu verileri şu anda oluşmadı. Neden oluşmadı? Çünkü bu yani ikinci kopyaladığımız Borulu şu anda Nether'da. Nether'da olduğu için de dünya dosyasında bunun bir oyuncu verisi yok. Ama bunu eğer normal dünyaya aktarmayı başarırsak ki ittirerek yapacağım bunu. Buraya bir slab koyarız ve slab koyduktan sonra bunu buradan yukarı çıkarıp normal dünyaya gönderebilirim ve bunu yaptığım zaman normalde biliyorsunuz ki bir Minecraft dünyasında bir oyuncunun bir verisi olur. Ama biz ne yapacağız? Bu şekilde yaptığımız zaman, bunu normal dünyaya gönderdiğimiz zaman iki Borulu'nun da ayrı ayrı iki oyuncu verisi olacak dostum. Yani çok karışık şeyler biliyorum. Bilim adamı gibi hissediyorsunuz şu an beni ama öyle değilim. Sadece üzerine çok çalıştım. Şimdi bakın öncelikle tekrardan bir dönmem gerekiyor. Döneceğim. Abi benim direktman şimdi bir slap yapmam lazım. Hemen hızlıca bir tane slap yapayım basamak. Dostlarım şimdi bakın bu karakterimi umarım başarabilirim. Gel abi, gel abi, gel abi, geç abim. Abi çok garip ya şu an. Yani oyunu öyle bir bozduk ki. Bakın tek bir oyuncum ama bu Minecraft dünyasında 3 tane karakterim var. Farklı farklı 3 tane karakterim var. Oluyor. Git git öbür dünyaya hadi. Gitti, gitti, gitti. Şimdi tekrardan buraya geliyorum. Evet, başardık dostlarım. Bunu biz başardık. Başardık. Görmüş olduğunuz gibi bu bug'ı yaparak iki tane Minecraft karakterim var şu anda burada. Ve bunların da iki tane ayrı ayrı oyuncu verisi dünya dosyalarında kaydedildi. Bu oyuncu verileri Long Leg Steve ispat etmemizde işimizi kesinlikle yarayacak. Bunu da buradan size söyleyeyim. O yüzden önemli. Şimdi ise yapmamız gereken şey tam olarak şu. Dostlarım burada direkt MBT Explorer sayesinde kendime bir elmas kazma verdim. Birazcık da biftek verdim. Bunu yapmamın sebebi çünkü yapmamız gereken şeyler de bunlar gerekti yani. Bir de kalkıp tekrardan elmas kazma kazamam. Oyun içinde yine yapmadım ama alttaki program sayesinde kendime elmas kazma verdim. Şimdi bakın. Burada görmüş olduğunuz iki tane kopya Borulu karakterim var ya. Bunları burada direkt bırakıyorum ve Nether'a tekrardan giriyorum. Yani birazcık cidden karışık. Anlaması oldukça zor. Bu videoyu çok yapmak istiyordum. Sonunda cesaret buldum ve yapıyorum. Abi şimdi direktman bu portaldan geçirdik ya Borulu'yu. Kopya Borulu'yu. O yüzden bu portalı kırmam gerekiyor. Bu portalı hızlıca kırıyorum. Artık bu portalda işimiz kalmadı. Bu portalı direkt ben alacağım ve farklı bir bölgede, farklı bir lokasyonda açacağım. Tamam, tüm obsidyenleri kırdım abi. Hani az önce iki tane Borulu vardı ya normal dünyada. Diğerini de normal dünyaya taşımıştım. O koordinatı aldım dostlarım bakın. O koordinat 1996-71-1468. Bu koordinata şimdi Nether'da gitmem gerekecek. Oldukça uzun bir mesafem var. Cidden anlamda çok fazla yol gitmem gerekiyor. Ama bunu yapmamız lazım çünkü oyunu buglamamız için bu gerekli. Yani anlamayanlar için bir daha söyleyeyim. Hani az önce benim bulunduğum normal dünyadaki bulunduğum bölge vardı ya. İki Borulu orada duruyordu. İşte o kısmın koordinatını aldım ve Nether'da şimdi o kısma gitmemiz lazım. Yani aslında oradaki koordinatı 8'e çarpabilirsiniz. 8'e çarpacağız ve orada
orada bir portal oluşturacağız ve orada normal dünyaya geri döneceğiz. Ve geri dönebilecek miyiz peki? İşte orası birazcık muamma. Oyun çökebilir ki oyun çökmesi gerekiyor aslında. Öyle yazıyordu baktığım yerde. Oyun çökmesi gerekiyor ve oyun çöktükten sonra ise farklı bir işlem daha yapacağız. Mantıken oyun çöktüğü için bu yaradağı da kapanacak ve yaradağı kapandığı zaman da benim bu sefer bu yeni açtığım 3. Minecraft hesabıyla benim bu dünyaya girmem gerekiyor. Diğer brawler o arada yok olacaklar. Bu işlemi yapmamızın sebebi tek bir oyuncunun 2 tane ayrı ayrı oyuncu verisi bulunması. Ya player data diye bir şey var ya, bunu Kenser'de de kullanmıştır. Yani bunu yaptığımız için 2 tane brawler oyuncu verisi spawn olacak dünya dosyalarında. Ve biz de bu oyuncu verileri sayesinde Longleg Steve spawn edeceğiz dostlarım. Direktman Longleg Steve'i oluşturacağız. Dostlarım artık neredeyse geldim. Bakın size abartmıyorum, 25 dakikadır yürüyorum. Nedir de bir yerden bir yere gitmek çok zor. Ve yaklaşık neredeyse 3000 blok yürüdüm. 3000 bloğa yakın blok yürüdüm. Sırf şu bak. Yani kimse yapmaz dostlarım. O yüzden hani like bırakıp abone olmayı mutlaka unutmayın. Şu anda bakın koordinata geldim. Yani normal dünyadaki karakterlerimin bulunduğu bölgenin koordinatına Nether'da geldim. Bunu yapmamızın sebebi ise oyunu çökertmek. Yani boyutlar arası bir bug daha oluşturacağız. Aynı Kamlogram'da yaptığımız gibi. Tam olarak burası abi bakın. Normal dünyada aslında karakterlerim tam olarak şu iki blokta bulunuyormuş. Yani iki blokta şurada duruyorlarmış. Hatta burada portal falan vardı. İşte şimdi buraya benim bir portal daha oluşturmam gerekiyor dostlarım ve normal dünyaya döneceğim. O yüzden buraları iyice bir açacağım. Dur şurayı kaybetmemek adına şöyle şunları kıracağım. Buraya odun ve andezit midir bir tane blok koydum. Şimdi bakın burayı iyice bir açalım önce bir. Şimdi bu portalı tekrardan aktifleştiriyorum ve normal dünyaya geri dönüyorum. Let's go, let's go, let's go! Oyunun çökmesi gerekiyor bu arada. Başarım geldi. Oyun çökecek mi? Çöktü! 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 Let's go man! Normal dünyaya döndüğümüzde oyunun çökmesinin aslında temel sebebi şu dostlarım. Bakın biz az önce iki tane kopya oyuncumuz var ya, onları yok ettik. Ama oyuncu verileri hala daha duruyor. Yani Longleg Steve aslında şu anda yavaş yavaş oluşturuyoruz. Borolo 1 olarak yani yedek Minecraft hesabımla girmiştim ve iki tane de kopya Borolo vardı. Ben yedek Minecraft hesabımla Overworld'da uzak bir yerde çank açtığım için iki tane kopya Borolo o anda yüklenemiyor ve oyun çöküyor. Çünkü oyun şeyi arıyor. Dünya şu anda Borolo'nun nerede olduğunu arıyor. Çünkü bu dünyayı açan kişi Borolo. Ama Borolo 1 de aynı bilgisayardan girmiş. Yani oyunu iyice sistemiyle oynuyoruz. Bu yaptığımız şey tam olarak bu. İki tane kopya Borolo vardı. Şunlar şu anda oyunda yok olması gerekiyor. Ama oyuncu verilerinin dünya dosyasında oluşması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Tekrardan farklı Minecraft hesabımla, yani Borolo 1 ile Longleg Steve artık Kanlı Golem dünyasına giriş yapacağım. Ama bu sefer Yaradağ'dan falan değil. Direktman dünyalardan giriş yapacağım. Bakın şu anda farklı Minecraft hesabımla dünyaya giriyorum. Girdim. Bakın şu an normal dünyadayım. Oyun çökmesine rağmen yine de beni burada spawn etti. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi nerede oyuna başladım? Bakın normalde ben ne yapmıştım? Yani bu hesapla, bakın bu benim diğer Minecraft hesabım. Borolo 1 hesabı. Ben bu hesapla ta Nether'da 1000 blok, 2000 blok, hatta 3000 bloğa yakın yürüdüm. Yani uzaklaştım, bayağı gittim. Normal dünyadaki koordinatı Nether'da gittim. Ve orada portal açıp orada spawn oldum. Hatta buzlu bir yerdeydik, oyun çöktü. Ama şu anda oyuna girdiğimde bakın neredeyim? Az önce kopya oyuncularımın bulunduğu yerdeyim. Şu anda bu dünyanın dosyalarında 3 tane ayrı ayrı oyuncu verisi oluşması gerekiyor. Bir tane oyuncu verisi Borolo 1'e ait olacak, bir tane oyuncu verisi Borolo'ya, diğeri ise kopya Borolo'ya. Ve ben ne yapacağım? Kopya Borolo'ların oyuncu verisini birleştireceğim. Ve ondan sonra hiçbir yerde görmediğiniz bir işlem yaparak Longleg Steve'in oluşumunu tamamlamış olacağım. Evet dostlarım, şu anda Blood Golem artı Longleg Steve dünyasının oyuncu verisi dosyasındayım. Bakın burada ne demiştim size? 3 tane oyuncu verisi oluşması gerekiyor demiştim ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane oyuncu verisi oluşmuş bile. Bakın bu görmüş olduğunuz 54 7D 5B 11 Borolo'nun oyuncu verisi. Bu da kopya Borolo'nun oyuncu verisi. Yani 2 tane Borolo oyuncu verisi oluşmuş. Yeni bir tane açtığım hesap vardı ya girdiğim oyuna. Borolo 1 ismi. O hesabın oyuncu verisi var. Bizim bununla işimiz yok. Bakın bu gayet gereksiz bir oyuncu verisi. Ama şu 2 oyuncu verisi bizim Longleg Steve'i spawn etmemize yarayacak. Tam olarak buna yarayacak. Bunu açıyorum. Bundaki oyuncu verisini bakın, bu bir oyuncu verisi. Zaten benim videolarımı düzenli izleyen takipçilerim oyuncu verilerinin ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını biliyorlar. Çünkü ben bunları oldukça fazla kullanıyorum. Bu oyuncu verisini direktman alıyorum, bakın şunu direktman alıp kopyalıyorum ve diğer Borolo oyuncu verisini açıyorum. Bunun şu satırına bakın, burada bir boşluk var. Bu boşluğu mutlaka atlamamanız gerekiyor. Burada iki tane boşluk var. İki boşluğun altına enter'a basıyorsunuz ve 1 2 1 2, iki tane boşluk kendiniz bırakıyorsunuz ve ondan sonra şuraya, tepede görmüş olduğunuz bu ablem var ya, bak bunu alıyorsunuz, kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluk bıraktıktan sonra bu oyuncu verisini de buraya... Pardon olmadı, biraz heyecanlandım. Abi var ya, iyice ince işlere girdik. Bunu alıyoruz ve buraya yapıştırıyorum dostlarım. Ve bakın bu şekilde olduğu zaman 2 tane Minecraft oyuncusunun verisini birleştirmiş oluyorum. Bir de sonra bunu bak, şu diğer veriyi kapatabilirim. Bununla işimiz yok, bizim işimiz şuna dostlarım, bakın bu. Abi bunu direktman kaydet diyorum, kapatıyorum, bunu siliyorum.
Bizim işimiz bunda dostlarım, bakın bu iki tane oyuncu verisini birleştirdiğimiz oyuncu verisi. Şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak bunu tekrardan kapatıyorum bir, bunun adını dostlarım. Hadi bunu yapmadan önce bekleyin, Minecraft'ı kapatmam lazım. Şimdi bak şunu siliyorum, aynen bunu da siliyorum. Benim işim bunda dostlarım, bu veriyle. Bu veriden ismini de bakın buradan enderman.json yapıyorum. Bu dosyanın ismi tam olarak böyle olacak. Bunu ne yapıyoruz diye soruyorsunuz. Aslında Minecraft'ta birçok mob var ve birçok mob buglanabiliyor. Kanlı golem bunlardan bir tanesi. Demir golemlerin buglanma sonucu boyutlar arası yaptığımız bir bug sayesinde kanlı golem oluşuyor. Biz de burada ne yapıyoruz? Enderman üzerine long legs TV oluşturuyoruz. Aslında iki tane boruluyu düşünün. Bunları Enderman'e monte ediyoruz ve oyunu bozuyoruz gibi. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın şu anda Minecraft versiyonlarının tutulduğu dosyaya girdim ve buradan 1.12 buldum. Çünkü bizim oynadığımız sürüm 1.12. 1.12'de bakın burada bir jar dosyası var. Bu jar dosyasını tıklıyorum. Birlikte açtırıyorum. Buradan winner'ı tıklıyorum ve burada bakın bütün Minecraft 1.12'nin dosyalarına erişmiş oluyorum. Buraya geliyoruz abi, bak buradan assets, ondan sonra Minecraft, ondan sonra buradan loot tables ve ondan sonra entities'e geliyoruz. Buradaki enderman.json'u silmem lazım. Nerede o? Zoomlayalım burayı. Bakın burada bir tane enderman.json var. Bunu siliyoruz abi. Bunu siliyoruz. Evet, sildi. Let's go. Hani az önce oluşturduğumuz enderman.json dosyası vardı ya, iki tane oyuncu verisini birleştirip oluşturduğumuz. O dosyayı dostlarım tutuyorum ve bu 1.12'nin içine atıyorum. Tamam diyorum ve evet, bunu kapatabiliriz artık. Ama şimdi bu sefer de önümüze şöyle bir engel çıkıyor. Eğer bilgisayarınızda internet bağlıysa, internet bağlantınız varsa Minecraft'a girdiğiniz anda Minecraft oyun dosyalarını bir anda kendi kendine yeniliyor. Yani siz ne kadar değiştirseniz de oyunun kendi dosyalarını, Minecraft oyuna girmeden önce bunları güncelliyor. O yüzden bunu yapmaması için de bilgisayarımızdaki internet bağlantısını keseceğim. Bakın sağ alta bakarsanız A2 internet erişimim yok. Şu anda internetimi de kestim. Ve sonunda evet, saatlerdir uğraşıyorum. Sizler için uğraşıyorum. Sonunda hem Long Legs TV efsanesini hem de Kanlı Golem efsanesini o dünyada spam etmeyi başardık. Yani ben şimdi oyuna girdiğim zaman ikisini de bir arada görebilirim. Bakın bunu sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğim. Aşırı heyecanlıyım şu anda. Hala video like bırakmayanlar şu an hemen alttan like bıraksınlar. Abone olsunlar, yorum yapsınlar. Ve oyuna artık girelim dostlar. Evet, şu anda oyuna girdim. Bakın bilgisayarımda internet bağlantısı bile yok. Hatta onlar da anlayabilir biliyor musun? Skinim var mı? Abi skinim de gitmiş. Dostlarım skinim de gitmiş. Bakın sohbeti sağa yazıyorum. Şu an hani kendi Borol hesabımdayım. Skinim bile gözükmüyor. Çünkü internet bağlantım yok. Ama şu anda oyundayız. Dostlarım dediğim gibi şu anda biz bu dünyada iki tane varlığı da aktif etmiş durumdayız. Hem Longleg Steve hem de Kanlı Golem. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kanlı Golem'i görebileceğimiz yeri biliyoruz. Eğer oradaki spawn point'teki yani başlangıçtaki köye gidersem Kanlı Golem işlemlerini yaptım. Kanlı Golem'i görme ihtimalim çok yüksek. Ama Longleg Steve onu görmek için belirli bir yapmamız gereken prosedür yok. Her an her arada karşımıza çıkabilir. Her an. Yani Enderman'lar şu anda bakın oyunda deaktif oldu. Yani bu dünyada hiçbir şekilde bir Enderman göremeyiz. Enderman dışında ne görebiliriz? Longleg Steve görebiliriz. Ve ayrıca bakın eğer Longleg Steve'i görürsek hareketleri Enderman gibi olmayacak. Evet, biz onu Enderman'ın üzerine aktardık ama asla ve asla Enderman gibi hareket etmeyecek ama Enderman tipine benzeyecek. Yani böyle garip bir şey var. Ben daha önce bunun videolarını falan izlediğim zaman Longleg Steve'i gerçekten görmeyi başaran insanlar olduğunu görmüştüm. Bakın gitmemiz gereken koordinat da tam olarak bu. Yani çok da uzak değil. 1000 blokluk falan bir yürüme mesafesi var. Oraya şu anda gitmeye çalışıyorum. 164-7200. İşte buraya giderken de, bu köye giderken de Kanlı Golem'i orada spam ederken bir yerlerde de Longleg Steve'in spam olmasını sağlamamız gerekiyor. Her yolu deneyeceğim, merak etmeyin. Kafamda baya ciddi yapacak şey var. Ama tabii ki de önce etrafa çok ama çok ama çok dikkatli bakmam lazım. Dostlarım buldum. Bu ne lan? Şu an burada 500-600 milyon falan kaldı köye ama dostlarım baksanıza bulduğum şeye. Bulduğum şeye sadece bir odaklanın. Bu ne oğlum? Burada dostlarım gördüm sanki. Longleg Steve. Dostlarım Longleg Steve burada bir yerde. Yemin ederim burada bir yerde gördüm. Bak gördüm, böyle bir şeyin oyunda oluşmasının imkanı yok. Onların elinde büyüsüz bir kürek var. Büyüsüz kürek de. Ne? Ne oluyor? Abi bozuk, bombozuk bir şey buldum dostlarım orada. Bakın normal dünyada böyle bir çim bloklarının üst üste koyulmuş halini bulmanız imkansız. Böyle bir oluşum yok. Longleg Steve de arkadaki. Buradan geçmedi mi oğlum? Ben mi yanlış gördüm? Nereye gitti peki? Longleg Steve burada. Başardık! Başardık dostlarım, başardık. Bunu da başardık. Etrafa sürekli bakarak buraya kadar yolculuk yapmayı başardım. Tam da burada garip bir şey oldu. Peki Longleg Steve nerede? Dostlarım bakın Longleg Steve'i görmemizin bir sıra, hani gördüğümü düşünüyorum. Şu an bakmadım video kayıtlarına ama illaki siz flashback olarak izlemişsinizdir. Onun dışında bakın elimde büyüsüz bir demir kürek var ve büyüsüz demir kürekte ben çim kazdım, elime çim geldi. Normalde böyle bir şey mümkün değil. Ya o bloklar bozuk bloklar büyük ihtimalle. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu ne lan şimdi? Bir dakika dur dostlarım, burada çok garip bir şey daha buldum. Bunlar Longleg Steve. Bir dakika bakın aslında dostlarım biz Longleg Steve'i Enderman'ın üzerine kopyaladık. Enderman'lar ne yapabiliyor? Çim bloklarını bir yerden bir yere taşıyabiliyorlar. Belki onlarla alakalı bir şey olabilir mi? Olabilir.
Ne oluyor lan? Dostlarım bu ne oluyor? Aa, kafayı yiyeceğim. Bu ne oğlum? Blokları hiçbir şekilde kıramıyorum dostlarım. Yani kırıyorum yenisi geliyor. Kırıyorum yenisi geliyor. Odlex'teyim. Dostlarım orada orada orada. Orada orada. O ne lan? Bir dakika o ne? Niye vücut öyle? Bir dakika niye vücut öyle? Ne yapacağım ben? Bir dakika dostlarım. Dostlarım Odlex'teyim orada. Odlex'teyim orada. Sadece vücuduna bakın. Sadece vücuduna bakın. Sadece vücuduna bakın. Sadece vücuduna bakın. Dostlarım ne olmuş lan buna? Oyunun içine sıçtım dostlarım. Şu an Lovex'teyim resmi olarak karşınızda. Canlı canlı karşınızda. Bunun içinden geçiyor. Ne oluyor lan? Dostlarım başardık. Lovex'teyim aktif ettik. Lovex'teyim aktif ettik. Başardık. 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 Bakın karakterin yanına geldiğim anda bir anda karakterim onun vücudundan içeri doğru gelip geri ışınlanıyordu. Onu siz de gördünüz. Longlegs'i aktif ettik. Longlegs'i şu an o dünyada. Kalmogran da o dünyada spawn olacak. Başardık. Dostlarım bunu da başardık. Sabahtan beri uğraşıyorum. Bak videoya başladığımda sabahtı, şu an akşam oldu. Sabahtan beri uğraşıyorum. Oyuna tekrar gireceğim. Oyuna tekrar girdim. Bakın dostlarım o bloktan yine burada. İlk çim blokları gördüğümüz yeri hatırlayın, orada da diyormuştuk. Bak bunu kırmaya çalıştığınız zaman sağ tıklasam da sol tıklasam da aynısını yapıyor. Mystic Ferret falan diyor. Bak meşale koydum az önce yanlışlıkla, meşalem de gitti. Longlegs Steve'in gözüktüğü yerde spawn oldu bu. Dostlarım Longlegs Steve şu an bu dünyada. Longlegs Steve şu anda bu dünyada bakın. Hem kanlı golem hem de Longlegs Steve. Benim abi kanlı köye gitmem lazım. Demek ki Longlegs Steve her an her yerde spawn olabilecek bir efsane. O köye gitmem lazım ve o köyde kanlı golemi bulmamız gerekiyor. Kanlı golemi bulduktan sonra ise geriye sadece onların ikisini aynı anda görmek kalacak. Çok heyecanlıyım dostlarım. Aşırı heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Dostlarım ben şunu çok merak ediyorum. Bakın düşünsenize mesela kanlı golem ve Longlegs Steve yan yana, tamam mı? Yan yana ve birbirlerine bir şey yapıyorlar mı? Yani o benim en çok merak ettiğim şey. Bunun için var ya. Lan düştüm dur. Birçok şeyden vazgeçebilirim bunu öğrenmek için. Dostlarım artık çok az kaldı. Şu an spawn point'e geldim bile. Bakın etrafta sürekli o çim kulelerinden görmeye devam ettim. Yani sürekli karşıma çıktı. Ama hiçbir şekilde yani görüşme bile bozmadım. Direktman full koşa koşa buraya geldim. Abi şimdi kanlı golem zamanı bakın. Köye geldim. Köye geldim, tamam. Şimdi kanlı golemi spawn edeceğim. Kanlı golemi spawn edeceğim. Öncesinde bakın en son biz ne yapmıştık abi? Aynı işlemleri Nether'da uygulamıştık ve ondan sonra buradaki köye hiç gelmemiştik ve bakmamıştık. Şimdi bu köyde dostlarım çok farklı garip şeylerin olması gerekiyor. Köylü var mı? Köylü var. Bakın şimdi mesela köylülerin isimleri. Evet bakın. Entity VL666. Dostlarım her an bu köyde şu anda kanlı golem spawn olabilir. Her an her saniye bakın. Bakın kanlı golem. Bu kanlı golem bug'ı sayesinde olan bir şey. Entity VL666 bak her köylünün. Bak bunun da öyle. Şu an bu çankı o bug'ı yaptığımızdan beri ilk kez açtık. Kaç saattir bug yapıp duruyorum. Abi hepsinin ismi böyle. Peki bizim golem duruyor mu? Gitmiştir büyük ihtimalle. Evet dostlarım bakın. Hem Nether'daki hem normal dünyadaki spawn ettiğimiz golemler aslında birleşip kanlı goleme dönüşüyorlar. Tam olarak olay bu. Şöyle tafta bir hareketlilik gözükmüyor. Bunun da yolunu biliyorum dostlarım. Bunun da yolunu öğrendim. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt ben şöyle yukarı bir yere çıkacağım. Mesela şuraya çıkabilirim. Tamam buraya çıktım. Bakın şimdi. Normalde biliyorsunuz ki kanlı golemin bu köyde spawn olması için belirli bir vakit geçirmek gerekiyor burada. Gezmek, tozmak gerekiyor. Kanlı golem bir süre sonra burada spawn oluyor ve köydeki evleri yakmaya başlıyor. Aslında köydeki evlerin yandığı zaman da kanlı golemin geldiğini fark edebilirsiniz. Ya da kanlı golem geldiyse köydeki evler yanabilir. Bu şekilde. Bak şimdi hem yağmur başladı. Bu bize ekstra bir sıkıntı yaratabilir. Hem yağmur başladı hem de benim size göstereceğim bir taktik var. Bu taktiği göstereceğim. Bak direkt şimdi dostlarım. SC'ye basıp burada yine yaralı adada paylaş diyorum. Tıklıyorum. Bunu yine yapıyorum. Tamam bak. Bunu yaptığım zaman yine oyunu bug'a sokup hile yapmayı aktifleştiriyorum. Buradan direktman weather clear 9999 yapalım. Bunu yaptığım için şimdi ömrümün sonuna kadar bu dünyada yağmur yağmayacak. Bir de bunun üzerine kanlı golemin bakın size burada olduğunun kanıtlarından bir tanesini göstereceğim. Ve direktman kanlı golemi çok daha hızlı bir şekilde burada spawn edebileceğiz. Peki bu nasıl olacak? Şöyle olacak. Dostlarım şimdi bakın Minecraft'ta bir komut var. Buraya geliyorum. Bakın game rule random tick speed. Bunu dostlarım normalde bakın bu random tick speed olayı şu işe yarıyor. Atıyorum siz bir ağacı kırdığınız zaman mesela ağacın odunlarını kırdınız, yaprakları duruyor değil mi? Yapraklarının oradan yok olma süresi vardır. Belli bir oyun süresi var ya, zaman döngüsünün komutu bu aslında Minecraft'ta. Mesela bir buğday ektiniz ve bu buğdayın büyüme süresi oluyor. Eğer bu random tick speed'i arttırırsanız her şey oyun içinde çok hızlı gerçekleşiyor ama her şey. İşte şimdi biz dostlarım bakın bu random tick speed normaldeki sayısı 4 yani default olarak 4 geliyor. Biz bunu 2000 yapacağız. Ve ben bunu 2000 yaptığım zaman bakın kanlı golem direktman buradaki evleri yakmaya başlayacak ve her an bir yerde spawn olabilecek. Ya bu şekilde yazıyordu. O yüzden ben de bunun aynısını yapacağım. Şimdi bakın burada random tick speed'i 2000 yapıyorum, tamam mı? Longlegs Steve nerede şu an bilmiyorum ama 2000 yaptım. Tıkladım. Oluyor. Oluyor.
ısırım oluyor. Bakın bütün köy şu an yanıyor. Köy yanıyor. Bir dakika, köy yanıyor. Her an burada bir yerde olabilir. Bütün köy bakın anında alev aldı dostlarım. Saniyesinde köy alev aldı. Dostlarım bütün köy yok olmuş. Kanlı golem nerede peki? Kanlı golemi bulmamız lazım dostlarım. Kanlı golemi. Bu ne lan? Kanlı golem. Bir dakika dostlarım. Bakın hareket ediyorum o da. Hareket. Ne oluyor lan? Dostlarım bir dakika. Blink'i aktif edip yanına gideceğim. Bakın kanlı golem şu an karşımda görüyorsunuz. Çok uzakta be. Bak sağa gidiyorum. Sola, o da sağa gidiyor. Sola gidiyorum. O da sola gidiyor. Zıplıyorum. O da zıplıyor. Bakın şu an Blink'i aktif ettim. Bilerek yaptım bunu çünkü. Genelde kanlı golem yanına gittiğim zaman oyunum sürekli çöküyordu. Ve Minecraft'ım bozulabiliyordu. O yüzden bu sefer Blink'le yanına gideceğim. Ve oyun beni sanki orada yokmuşum gibi algılayacak. Direkt yanına gideceğim. Abi daha demin nasıl abi? Kanlı golem şu an burada dostlarım ama az önce burada değil miydi? Evet. Şu an beni fark etme dostlarım, bakın şu an Blink karakterindeyim. Yani kendi karakterimde değilim. Kendi karakterim. Nasıl? Dostlarım şu an internetim bağlı. Nasıl oldu lan bu? Oyuna girerken ben internetimi kapatmıştım. Bobby sunucuma girmiş. Hamacı aynı. Evet. Evet. Hala o hamacı yanından çıkmadım. Bobby. How did you join my world Bobby? Abi dostlarım şu an yine ortalık karıştı lan. Ne oluyor? Londek Steve kanlı gören mi? Bobby 15.45. Nasıl girdi ki abi oyuna? Benim aklım almıyor. Ben sunucu IP'sini vermedim Bobby'ye. Blood Golem'i tanıyor. Kanlı Golem'i tanıyor dostlarım. Bak kanlı golem yine oraya gitmiş. Abi ne oluyor şu an? Ne? Blood Golem evet burada. Zaten sen Blood Golem'i nereden biliyorsun? Kanlı Golem'in yanına gidiyor. Bobby kanlı Golem'in yanına gidiyor. Bobby de bu videoda var ya. Tam Bobby eksikti. Bobby galiba bir şey yapacak. Abi kanlı Golem yakında mı uzakta mı ben anlayamıyorum. Bobby ne yapacak? Bobby öldü. Bobby nasıl? Ne oluyor şu an dostlarım? Minecraft çıldırdı şu an. Şu an Minecraft kafayı yedi. Bobby öldü. Bobby'yi öldürdü. Koskoca Bobby 15-45 saniyesinde öldürdü. Kanlı golem yaptı bunu. Dostlarım onun yanına gidersen büyük ihtimalle oyunum çökecek. Oyunum çökecek ama bunu yapmak zorundayım. Başka bir çarem yok. Yani Bobby'yi öldüren adam bana neler yapmaz öyle düşünüyorum. Bir de Long Legs Steve nerede abi? Long Legs Steve nerede? Gidiyorum dostlarım. Geliyor lan. Böyle koşmuyordu sanki. Vallahi geliyor. Oyun çökmedi. Bir dakika geliyor. Dur gelme dur. Ne yapsam bir dakika ne yapsam? Buna ne yapabilirim ya geldi. Vallahi geldi. Bobby! Dostlarım Bobby'ye bakın. Dostlarım Bobby'ye bakın. Bobby ölmemiş. Bobby kanlı golemi havaya kaldırdı. Bobby! Adamsın lan Bobby. Dostlarım kanlı golemi... Bobby! Lan ne yaptın? How did you do that Bobby? Dostlarım gördünüz mü? Kanlı golemin anasını avradını ağlattı. Şu an benim aklım hala almıyor. Korktum yazdım. Korktun mu? Bobby bunları nasıl yaptın diye sordum. Korktum yazdı. I was scared. Why? You don't scare these entities, Bobby. Left attı. Dostlarım ben size söyleyeyim. Bakın tek speed arttırmak için yarı dağda paylaşmıştım. Ve o sonra hileleri açmak için yaptım bunu. Ve sonra tek speed arttırdıktan sonra lanım açıldı. Abi ben internet bağlantımı bilgisayardan kestim. O nasıl geri geldi onu anlayamadım ben. O nasıl oldu yani? Şu anda ben hala Bobby'nin ama çağındayım. Bobby'nin ama çağından o troll videosunu yaptığımdan beri, yapı kapışması videosunu yaptığımdan beri çıkmadım. Belki de oradan görüp geldi. Ama bakın gelmesini geçtim. İnternetimi nasıl aktif etti? Hadi bunu da geçtim. Kanlı golemi az önce havaya uçurdu ve öldürdü dostlarım. Koskoca kanlı golem. Minecraft'ı yok eden, patlatan, parçalayan kanlı golemi. Ve şimdi oyundan çıktı. Alıştım artık bunlara. Cidden alıştım. Dostlarım bakın yani ben bu dünyada amacım sadece iki tane efsaneyi spam etmekti. Kanlı Golem ve Long Legs Steve. İkisini de bak başardık. İkisini de şu anda bu videonun içerisinde size gösterdim ama yanlarına gösteremedim. Ya Bobby'nin gelmesi iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama Bobby geldi sunucuya ve işleri bozdu. Kanlı Golem'i öldürdü lan. Lan Kanlı Golem'i bir anda o klasik hareketini yaptı ve havaya kaldırdı. Kanlı Golem uçtu ve öldü sonra. Bir şeyler yaptı orada ama tam anlayamadım. Abi şimdi ben Kanlı Golem'i nereden bulacağım? Aklımda bir fikir var ama bu fikir işe yarar mı bilmiyorum. Bakın bu fikir cidden çok güzel bir fikir. Şu an ben sonuçta bu dünyada hile yapabiliyorum değil mi? Hile yapabiliyorum. Aynen öyle. Bakın bir komut var abi Minecraft'ta. Komut şu abi. /tp@e. Bakın bu komutu yazdığım zaman ben, tamam mı? Oyunda hangi entity varsa, ne kadar entity varsa hepsi buraya gelecek. Direktman yanıma ışınlanacak. Bunu yaptığım anda tpe borulu. Aynen böyle yazmam gerekiyor. Ve bakın eğer belki de bunu yaparsam hem kanlı golem hem long next yanıma gelebilir. Ama tabii bunu yapmadan önce şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bakın render distance'ım dostlarım.
Abi açabildiğim kadar açacağım. 34'e çıkardım. Hayvan gibi açtım. Yani etraftaki oyun bütün elektrikleri algılasın diye yaptım bunu. İyice bir chunkları açacağım. Dostlarım bakın, bu eğer bu komut işe yararsa belki de ikisini de yanına görebilirim. Hem Nongda XTV hem Kanlı Gönemi. Çünkü bütün moblar oyuna şimdi yanıma birazdan ışınlanacaklar. Hepsi. Abi umarım işe yarar bu komut. Bakın yazıyorum tekrar. TP E Boralo. Yazdım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı satayım, ne oluyor? Kanlı Gönemi! Kanlı Gönemi gördüm! Kanlı Gönemi gördüm! Kanlı Gönemi gördüm! Dostlarım ben başıma geleceğini biliyorum. Biliyorum. Bak yine çöktü bilgisayarım. Yine aynı Kanlı Golem videosunda olduğu gibi oldu. Oyun zaten 10 FPS'te falan düştü. Bütün editleri yanıma ışınladığım için orada bakın Kanlı Golem net gördüm ama Longrex TV göremedim. Yani orada var mıydı bilmiyorum. Ama eminim dostlarım bakın. Yani 38 çanka yükselttik ya çank. Ondan sonra da bütün 38 çankta bütün moblar yanımıza ışınlanınca oyun tamamen kafayı yedi. Ve bilgisayarım çöktü. Dostlarım bakın ben hala Bobby ile aynı amaç anlayayım ve Bobby'ye bir tane mesaj yollayacağım. Yani Bobby sunucuma girdi, o yüzden ona mesaj yollamak istiyorum. Bakın şu an çevrim içi. Yani şu an amaçta şu an direktman çevrim içi. Onunla hala da aynı ağdayım. Ben bu ağdan çıkmayı unuttum. Yani bilsem çıkardım, adam direktman dünyama girdi. Yani her dünyama girebilir demek ki açtığım zaman. Bobby, get back into my world. I spawned the bloody golem and long legged Steve. Dostlarım burada Bobby lütfen dünyama geri dön. Bloody golem ve long legged Steve. Uzun bacaklı Steve'i spawn ettim dünyamda. Öyle bir şey yazdım. Bakalım cevap verecek mi? Çok merak ediyorum. Şu an beklemek istemiyorum. Onu direktman dostlarım tekrardan bakın bilgisayarımı açtım. Bilgisayarım bir mavi ekran verdi. Çöktü. Ondan sonra tekrar bilgisayarı açtım. Minecraft açıyorum şu an. Dünyaya giriyorum. Aha! Dostlarım geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Selametle dostlarım. Bilgisayarım El Fatiha. Lan ne olmuş buraya? Ulan bu envanter neydi? Geçmiş olsun. Buradan tüm sevenlerime, sevmeyenlerime, Minecraft efsanelerinin takipçisi kardeşlerim sizler. Herkese buradan selamları iletiyorum. Bilgisayar gitti galiba dostlarım. Bakın FPS de çok düşük oğlum. FPS 20 falan şu an. 20 falan yemin ediyorum FPS'im ne gitmiş lan, ne oldu? Bir şey yapmadım ki ben, oyunun ağzına ekran karttan mı yandı acaba? Bilmiyorum dostlarım, oyuna baksanıza. Elimdeki bloklara bakın. Lan blok kıracağım. Abi yok, ekran kartım yandı dostlarım kesin. Tamam abi yansın. Umurumda değil lan. Lan umurumda değil oğlum. Gram umurumda değil şu an dostlarım. Yok abi yok, bozacağız oyunu dostlarım tamamen. Abi yok, hiçbir şekilde umurumda bile değil abi. Hiçbir şey umurumda değil şu an. Bakın çankı şöyle bir 8'e çekeceğim tamam mı? Aynı şeyi tekrar yapacağım. Bak az önce Kanlı Golem gelmişti. Şu an etrafta hiçbir şey yok. Bir dakika, acaba tick speed ile alakalı bir şey olabilir mi? Bekleyin. Lan'ı tekrar açacağım. Açtım. Bu tick speed'i düşürelim dostlarım. Oyun kafayı yedi. Şuraya bakın abi. Oyun tamamen kafayı yedi. Yani inşallah oyundan bir dolayı bir sıkıntıdır. İnşallah bilgisayarımda bir şey olmamıştır. Lütfen dua edin bana dostlarım. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Ama bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Bakın abi yok artık ya. Yani 7 saattir dostlarım, 7 saattir abartsız kayıttayım. Bak 7 saattir bu videoyu çekiyorum. 7 saat oldu. Bir de bana yok bozdun falan diyorsunuz. Onları diyenlere de buradan sesleniyorum. Siz çok büyük ayıp ediyorsunuz. 2 tane garip beğenmediğiniz video attım diye hemen abi bozdun diyorsunuz. Ulan ben bozmadım. Ben daha çok çalışıyorum. Bak bu video en az 55 dakika olacak ve bilgisayarımı bozdum şu an. Şu an bilgisayarımı bozdum ve hala bana bozdun diyenler var dostlarım. Ulan ben bozmadım. Bilgisayarımı bozuyorum. Ben hala aynıyım ya. Ya kim yapar abi sizi? Şu hareketi kim yapar? Şunu kim yapar abi? Şunu kim yapar ya? Kim yapar abi sizi? Şu bilgisayarını kim? Bu hale kim getirir abi? Kimse. Dostlarım bakın az önce şu komutu yazmıştım ya. Bu komutta tüm editler yanıma ışınlanmıştı. Şimdi bu komutu yukarıda yapacağım. Ve bu yüzden de hatta direkt bak şöyle yapacağım. Bütün çanklar şu an renderlandı oyunda. Abi render distance'ımı en düşüğe getiriyorum. 4 yapayım. Tamam 4 yaptım. 4 iyidir abi. Bak direkt 4 yaptım. Ve bu komutu burada girdiğim zaman abi bu sefer artık Kanlı Golem'le Bloody Golem'i görmek istiyorum. Ama biraz daha yukarı çıkacağım, bekleyin. Abi hangi bloğu nasıl seçeceğim, göremiyorum ki oğlum. Yemin ediyorum göremiyorum dostlarım. Bu nasıl bir envanter abi? Yani gerçekten avlanacak halimize gülüyoruz artık ya. Lan bu ne oğlum? Dostlarım aynı işlemi bayağı bir yukarı çıktım, şu an burada yapacağım. TP E Boralı. Abi bu sefer lütfen olsun. Ananı satayım, ananı. Öldüm. Bir dakika orada Kanlı Golem falan var mıydı, onu göremedim. Bir dakika. Game mode survival. Tamam tekrar geçtim. Kanlı Golem falan var mıydı orada, bir dakika. Tüm ester yanıma ışınladım. Dostlarım şu an oyun 20 FPS aşırı kasıyor. Gerçekten çıldırmak istiyorum. Yani bilgisayarıma mı bir şey oldu? Oyunda mı bir şey var? Abi bir sürü entity fırlattım ben buraya. Lan tepeden bir sürü entity düştü buraya. Bunlar neredeler? Orada! Kanlı Golem orada! Vallahi orada dostlarım gördüm! Freecam! Longrex Steve'de orada dostlarım, başardık! Longrex Steve'de orada! Başardık! Dostlarım bunu da başardık! Bakın Longrex Steve ona vuruyor! Kanlı Golem ona hiçbir şekilde vurmuyor! Neden lan, neden? Onu öldürdü! Ne oluyor lan? Ananı satayım! Abi bilgisayarımdan çok garip sesler çıkıyor dostlarım. Vallahi bağırıyor, bilgisayarım bağırıyor, ne oluyor? İkisi de burada. Bobby! Bobby burada dostlarım! Bobby!
Ben devam edemeyeceğim galiba çünkü bilgisayarım yine... Abi yok bilmiyorum. Dostlarım yani oyunun son halini gördünüz. Minecraft'ın son halini gördünüz. Bunu başardık evet ama bu bana bir bilgisayara mal oldu galiba. Bu gerçekten bana bilgisayara mal oldu. Bakın o az önce görmüş olduğunuz meteorlar vardı ya, o meteorları büyük ihtimalle Bobby yapıyordu. Çünkü bakın meteorlar bitti, meteorlar durdu ve ondan sonra yukarıdan aşağı Bobby indi abi. Lan Bobby beni bir sal artık, hayatından çık ulan. Tamam trolledik özür dilerim ama eğer bunların hepsinin sebebi Bobby ise, yani normalde bu oyun o hale gelmiyorsa ve bu Bobby yüzünden olduysa çıldırırım dostlarım. Bobby! Dostlarım cevap vermiş, bir dakika Bobby bana cevap vermiş. Bakın en son benlere Bobby get back, benim dünyama geri gel. Bloody Golem ve Long Legs TV kabul et. Çağırmıştım dedim. O yüzden zaten geldi. Ne yazmış bana bir dakika? I am scared, I know Bloody Golem. Ben korkuyorum, Bloody Golem'i biliyorum. Come to my server mı? Sunucuma gel diyor lan. Bir dakika, sunucu adresi atmış. Ne? Bobby beni iki sunucusuna çağırıyor. Ve bir sunucu adresi atmış. Bir dakika Minecraft'a gireceğim. Bozuk Minecraft'a gireceğim artık. Her ne diyorsanız. Dostlarım şu anda Bobby'nin bana amaç üzerinden attığı IP'yi buraya girdim. Şu an sansürü görüyorsunuz. Ne olur ne olmaz. Bir şey diyeceğim abi. İlk defa bakın bu tarihte bir ilk. Bobby bize bir sunucu adresi attı. Biz her zaman Bobby ile oynamak için para veriyorduk. Dostlarım hatırlayın bundan 2 öncesini. Ben Bobby ile oynamak için her seferinde 15 dolar veriyordum. Bobby'yi çağırmak için götümü yırtıyordum ama şu anda Bobby benim dünyama katılıyor ve bana sunucu adresi veriyor. Peki neden? Kanlugan'dan neden korkuyorsun? Bu ne lan? Ev var. Ev var. Bobby geliyor lan. Bobby geliyor. Bobby. 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 Bobby'ye soracağım 100 tane soru var. Beni takip et yazdı. Do you know this server? Sunucuyu biliyor musun? Tabarada kod benim sunucusunun IP'si var. Kodman. Bobby. Ne alaka? Bir dakika. Ne alaka? Ne alaka?